Bak daha dün Tuna abi söyledi. Sen dedi onu dedi 2000'de yapmayacak mısın dedi. Şimdi geçen seferin biniyle bu seferin bini iyi aynı değil. Ama ben ne dedim? Ben 1000 dedim masaya dedim yumruğu vurdum dedim. Ama arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ev yok. Bana Instagram'dan birkaç takipçi sağ olsun Sapanca'da bilmem nelerde bungalov evler attı. Bizim çocuklar araştırıyor. Abi ne kadar biliyor musun? 1700 liradan falan baş. 1700 liraya ben hattap yapacağım diye 1700 liraya ev mi tutacağım ya? Yok mu arkadaşlar şöyle annenizin, babanızın, büyük annenizin bir havuzlu villası bize uyguna kiralasanız şöyle 1-2 günlük. Çok pahalıymış sektör. Ne olmuş? Ben anlamadım ya. Oğlum Antalya'ya gider. O paraya da gerçi Antalya'ya nah gidersin de. Siz beni anladınız yani. Siz konuyu biliyorsunuz. Ya leğende falan da yapmak istemiyorum işte. Yapmışken güzel olsun istiyorum. Yani mesela şimdi siz leğende mi tercih edersiniz, havuzda mı tercih edersiniz? Mesela bir taraftan havuzda, bir taraftan kıllı vücudu ile ve şortuyla Emir Mangal başında falan. Bence çok daha güzel olur yani. Barbekülü marbekülü. Hayret ya, gören de hakikaten ekonomik kriz var zannedecek. 8 kişi birleşip Kaş'ta 3-4 günlük havuzlu villa mı? Yok ha, o kadar da. Öyle uzaklı bir şey değil abi. Bizim dediğimiz şey cumartesi gideceksin. Pazar günü döneceksin. Şey, cumartesi gideceksin. Cumartesi kalacaksın. Cumartesi hattap yapacaksın. Pazar günü zaten off day. Pazar günü yatacaksın getirdiğin kişilerle. Pazartesi de çıkacaksın, geleceksin abi. Benim kafamdaki düşünce bu. Hem bizim işte moderatör ekibinden İstanbul'da olanlar vesaire gelirse onlara da değişiklik olur. Onlar da birazcık dinlenirler. Dans ya. Şey 10 bin böyle. bite 3 dakika dans. Mis polen, mis. Her şey zaten eğer öyle bir yayın gerçekleşirse ona bir de şimdi eve meve de kira vereceğiz ya çetişme ayakta söylemesi. Net abi bitli. Bitli. Bin bite isminizi koyu harflerle yazarım. Köçek dur bakayım. Köçek. Ha güzelmiş. Ama bunun havuzda işi yok yani bunun. Havuzda böyle bir şey ha yani ya. Olmaz çıksın. Ha. Alp jacuzzi iş görür mü? Jacuzzi büyük olması lazım ama yine havuz tercihtir. Ev mi buldun bana? At bakayım. Buldum da. Baktım Valla ben çok baktım arkadaşlar. Hakikaten bak hani ister inanın ister inanmayın hattaptan kaçmıyorum. Ben bu işin layığıyla yapmaya çalışıyorum. Ama ya, şu anda öyle bir şey bulamadım. Kendimi açtım bir şeye girdik dur. Şuradan şöyle yaptım. Şuradan şöyle yaptım. Şuradan şöyle yaptım. Evet abi bu ne? Bir şey söyleyeyim mi Cansu? Oha jacuzzi ne öyle dev gibi lan bu. Ya bu biraz açıdan dolayı öyle de çok büyük değil yine de. Ha evet İki kişi buradan rahat bakınca. girer. Aa güzel. Aa oğlum hakikaten arka planı falan çok iyi ya. Bunu beğendim. Hem de et. Aa. Ama bir şey söyleyeyim Cansu bunu. Bunu bize vermezler. Bir. İkincisi bunda yatamayız yani. Bak Ya Emir şişme bak yasak bak. iki kişi Emir yeter. kardeşim yazıyor bak oku Cansu. Bunların hepsi dolu. Baktım ben bunlara diyor. Emir Discord gelsene. Emir Discord gel. Yoksa bayağı güzelmiş. Düşünsene tam şuradan vereceksin. Tripodu ayarlayacaksın buraya. Tam buradan şu arka plana doğru vereceksin. Çalışır. Benim hayalimdekini söylemek gerekirse. Benim hayalimdeki mesela şu an örnek olarak bir tane göstereceğim yerine bakmadan. Ya da fiyatına bakmadan. Ebesininkisininkisininki. Ya örnek veriyorum. Böyle, bu da olmaz da bu da iğrenç bir şey hakikaten. Dur bak iğrenç de Yapı demeyelim. Ha. ayarlasana. Mesela Fiyatına. 17 milyonu aldım bu villayı tamam mı? Şurada havuz, şurada masa, şurada barbekü. Böyle bir alanda yapmak daha tatlı olabilir gibi. Ama tabii yani bu olmaz. Günlük. Dur. Günlük villa kirala. İstanbul. Yani attım mesela. Yok öyle bir şey çıkmadı. Evet neden çıkmadı Cansu? Selamünaleyküm. Evet. Aleyküm selam kardeş. Nasılsınız? İyi Ben burayı misiniz? Google gibi kullanıyorum. Mesela Mis kendi. Cansu'nun dediği Emir şey İzmir 250 lira. Cansu'nun havuzu yoktur ama galibası. 150 liraya havuzu sen Ya bence de. bulamazsın. Mesela kiralık balayı villası kaçta? 3255 lira. Ya Ne ya ne havuz abi olunca ne? bak. Şuna Özel havuz 3250 olunca lira iş şuna minimum 1 milyon 3250 lira. veren var ya bence ben benim şahsi görüşüm salaktır abi. 3255 liraya git kral 5 yıldızlı olmasa da 4 yıldızlı 3 yıldızlı otele git ya. Her şey dahil olur en azından uğraşmazsın yani. Koray'ım. Koray mesela bak Koray'ın attı. Heh, hadi bakalım Koray fiyat dur. bu altın büyük ihtimal şey
aylık kiralayınca günlüğü bu kadar. 3000 lira eder bu. Açıklamasında bir oluyor bunlar zaten var. Bak. Yok. Mangal yapmak için yok, bahçesine yok. Barbekü var diyor. Tamam. Villamızın kendine ait otopark. Evcil hayvan kabul etmiyor. Tüh Emir biz giremiyoruz. Bak ha. Villamızda en az 3 gece konaklama yapılabilir diyor. Minimum yani en az 3 gece diyor. Ama aylık kirası 1500 olacak. Yaz bir şey söyleyeceğim bu arada. Aylık kirası 1500 olacak. 4500 olsa iyi yani. Bir şey soracağım. 3 günlük mü 1500? 4500? Hadi lan oradan şaka yapıyorsun. 4500 değil oğlum bak bunların hepsini şey yaptık Berkay'la çok araştırdık. Bunların hepsi aylık günlük kirası. Yani aylık kiraladı mı günlüğü bu oğlum, kadar. Oğlum adam geliyor. Yazıyor lan. 3 gün lan kiralarsan. He. Tabii tabii öyle. 3 gün kiralarsan bunlar böyle 2 katı 3 katına çıkıyor. Bir şey söyleyeceğim o zaman arkadaşlar biz diyorum ki bu hatta bir şey mi yapsak acaba? Yok yani en ucuzu günlük oğlum, 1700 lira. Bir dakika bir dakika biz. Ben cumartesi pazar ev tutacağım. Günlüğü 1500'den velev ki yani o da olursa 3000 lira mı vereceğim? Evet. Hayatta vermem giderim Sapancı'da rezil olurum daha iyi. Hayatta vermem imkan. Hay oğlum o yayında öyle bir parayı tutturamazsın bulamazsın öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yayını bırak zaten ayda kaç kazanıyorsun ki öyle şey evet, yapacaksın. Evet ben öyle bir şey bu ne? Bu yalan. Bu ne oğlum sadece havuz mu? Bu ne? Halk havuzu mu bu? Oğlum. Evet. Bu havuz ortak bu arada bu olmaz. İnsanlar kafayı yemiş ya. Vallahi kafa. Ama bunlar da ne güzelmiş ya. Ay. Ay. Gidip 1500 ona vereceğine 1750 buna ver ama işte. Evet bak yazmışlar ama. Bir aylık kiralama. Ben korkuyorum. Evet ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Sapanca gibi duruyor. Ya rezil o komşulara ne olacak be? Ne demek ne olur? Oğlum orada bak bağırıp konuş. Orada konuşamayız öyle rahat rahat. Orası böyle. Ya bizim olduğumuz yer bir kere zaten genç değil. Daha yaşlı kesimin bir olduğu bir nokta. Tamam ya yaşlıdan kastım yetişkin diyelim. Büyük insanlar diyelim. 40 plus diyelim tamam en az ya minimum. 40-50 plus insanlar var orada. Yani orada böyle aa selamlar sevgili arkadaşlar. Nana'yı yedin falan. Ulan derler ki ne oluyor? Bir bahçesi var mı Alp'siz? Kaka bir hoş geldin. Var var. O var. O zaman bir tane plastik havuz. Evet. Yani şu an aklıma gelen tek şey bizim evin yanındaki bahçede yapmak gibi. Yani oraya bir plastik ve havuz. Hafta sonu değil de hafta içi gidip daha da hani sayıyı azaltmak. Ama şimdi düşünün bizim Yusuf abi, Mustafa abi aşkım bunlar gelse görse. Rezillik ya. Rezillik yani. O zibin 907 abi yanlış yazmış. Yapmayın. Kıyamam. Kıyamam. Tam bir şey olmaz canım tamam şey ya. Olmuş ya eli kaymış. Peki yok, bir şey soracağım. For the King dündü Ozi'cim. Efendim? İnternet nasıl orada? Yok. Yok yani. Ve tamam çek... hayır yok ve da telefon çekmiyor. Aa doğru da hiç düşünmedik çekmiyor. Burcu sen öyle değil öyle zannetme onu sen. Rab'de aboneliğin bitmiş onu bir çöz hemen. Hemen onu bir çözüyorsun. Yani onu çözsen de internet olmaktan olur pek de evet, bir şey olmayacak. Biz mesela geçen hafta gittiğimiz zaman Sapancı'ya Formula 1 izleyelim dedik. Dona dona yani internet ve telefon çekmesi çok kötü. Artı biz havuzdayken yukarı havaya doğru sıkan insanları da duymak çok istemiyorum ya. Uf ne yapacağız Emir? Niye böyle bir şeyin altına girdik ki biz? Aylık hattap mı yapsan acaba böyle 30 gün boyunca hattap yayını? 40 gün 40 gece. Ha sen şey diyorsun. 30 günlük bir ev tut parasını ver ama 30 gün boyunca hattap mı yap diyorsun? Tabii. Olmaz. Subaton gibi böyle. Bırak hiç bırakmayacağız. Şey değil mi? Havuzdan çıkmıyorum yayın bitene kadar. Çıkmıyoruz. 328 saat havuzda kaldım. Kuru üzüm gibi oldum su böyle. Su üstünde yatan yatak da alıyorsun. Uyuyorsun orada insanların karşısında. Bunu çözmemiz lazım. Bak bu belki dönemi diye bu kadar pahalıdır. En kötü bu hattap olayı sarkar. Ama sarkana kadar ne olur ne biter bilmiyorum. Muhtemelen Eylül'de Ekim'de falan bunlar çok ucuzlar yani. Ama işte Eylül'de Ekim'de de havuza giremezsin zaten muhtemelen. İstanbul tarafında, Ege tarafında girersin de her türlü. Aslında bir tane bungalov vardı ya Temmuz'da ama o da. Ya şimdi bayrama Eylül'de bayrama geldiği için Eylül'de gideceğimiz işte. Kesin değil öncelikle tatile de ya Eylül'de ya Ekim'de gideceğiz Ege taraflarına doğru ama o zaman sadece ben olacağım. Şimdi bu çocuklar olunca daha bir keyifli olur şimdi. Sadece ben olursam ya utanırım. Niye utanayım be? Şaka yaptım lan ne utanacağım. Iron Mooncum hoş geldin. Mayıs ve Eylül'de ucuz oluyor. Mayıs'ta havuza giremezsin dediğim gibi işte. Bir de Emir de olacak abi. Emir'le de sözleştik. Hem Emir'e de diyorum ya bizim çocuklara da değişiklik olur ama. Vallahi bulun.
Bana 2 günlük, tamam mı bak, imkansızı istiyorum belki sizden ama çok sevgili chat, siz araştırabilirsiniz isterseniz. Bana abi 2 günlük 1500 liralık maksimum bir yer bulun ya. Ama zor. Günlüğü değil bu arada, 2 günlüğü yani, anladın mı? Maksimum. Çok zor. Bulursunuz havuz be. Havuz oldu mu zaten minimum. Ya Emir sen diyor. Bulursun kardeşim. Sezon olduğu için şu an bu kadar pahalı. Sezon sonu bunlar düşer. Bak ben sana söylüyorum. Eylül ortası, Eylül sonlarına doğru biz böyle bir şey yaparsak veya Eylül başlarında daha ucuz olur net yani. Doğru bu arada, evet. Bence öyle. Yok Eylül'e değil, Ekim'e kadar. Yok, Ekim'e Eylül... kadar her yer doluydu ya. Deniz sezon abi hoş geldin. Geçiyor. Var mı Türkiye'de bir yerin? Ne? Hemen. Vallahi kiralı abi ya, ama bizi şöyle şey yap, kelepir. Hangi şehir? İşte bak dediğim gibi çevre... Abi reklamını da yaparız. Lan ne reklamını yapacaksın? Çevre şehirleri düşünün abi, çevre şehirleri. Yo Muhsin'cim niye haberler olsun abi? Ben hattap yapacağımı dünya aleme duyurmam gerek yok diye düşünüyorum. Antalya Konya 6 olur mu? Ya uzak ama işte. Uçak bileti bulursak ucuzu o olabilir aslında, bilmiyorum. Rapti Twitch Prime ile 4. ayında gelmiş. Kira mı öksürük sesi, harcı mı öksürük sesi vereyim. Ne öksürük sesi ne lan? Hasta mısın? Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. 4 aydır abone olup destekledi. Çi aramıza hoş geldin. Sefalar getirdin. Kesene bereket. Thank you. Bütün modlar senle gelsin. Sen 700 ver, modlar 200'ler versin. İşte modlara verdirtmemeye çalışıyoruz. Maksimum uçak biletlerini verirler. 2 lira farklı havuzun boyu büyüsün. Allah Allah. Deniz abi sen şu Antalya'daki evden bahsetsene biraz. Oğlum ne yani, mesela atıyorum hakikaten Antalya'ya. Antalya oğlum Antalya'ya uçak bileti bulsan 100-150 liraya ki nah bulursun bence, ama velev ki buldun diyelim. Velev ki buldun diyelim. Uçağı boş ver oğlum. He. Atlarız 4 kişi 5 kişi arabaya. Ya oğlum bak sen hayatın sen bak senin bu çocuğun da kredi kartı yok, bana gelmiş burada laf yapıyor. Oğlum bunun yol masrafı var, benzin. Bunun benzini tamam, var. Tamam. Otobana verdiğin para var, değmez. Harcadığın zamana bile değmez. Ya otobanı boş ver, dağlardan gideriz, E5 iyidir. Ya Deniz abi nereye kiracı gidelim, varsa niye heveslendiriyorsun abi ya? Şutlarız kira, o da gelir haptaba. Kiracı da gelsin haptaba. Oha bu ne? Hayda bu ne? Koray abi Kadıköy yazıyor bir kere, o beni net korkuttu ama Allah Allah oğlum çok iyiymiş lan bu. Kanka bu imkansız. Bu aylıktır. Oğlum bu zaten şey ki. Bir şey söyleyeyim, bu anlamamış ev. Ben buraya gidersem sanki buraya gittiğim anda böbreklerim alınacakmış gibi hissediyorum. Böyle bir ev Kadıköy'de yok bence. Manzarasını kanka, falan gördün mü? Şey ya. Bu yalan bence, bu scam bu. Saatlik 100 liradır aynen. Evet. He bakalım hemen. Fotoğraflar temsili değil, odalarımızın fotoğraflarıdır diyor. Yalan. Konaklamak için herhangi bir şart yok diyor. Ek ücret yok, temizlik ücreti yok. Vergi kayıp ve kaçağını önlemek için gerektiğini anlıyoruz. Tamam. 7-20... Allah, bunu bir arasak mı ya? Emir bunu bir arasak mı? Çok ara da şey yapmayayım bunu. Deniz abi hattaba nasıl geleyim ya? Oğlum stüdyo 1 artı ya oğlum diyor. Tamam saatlikse de ben okeyim. 3 saat kiralarız ne olacak ya? Hastalık kaparsınız boş ver mi? Hmm. İşte doğrusu onu düşünemedim tabi. Ama yani şey ama. Burada gözüken hakikaten çok lüks gözüküyor ha. Yani bilmiyorum 1 artı 0 ha bu arada. 1 artı 0 baya. Şurası bu nasıl 1 artı 0 ya? Burada lobide falan bu. Bilemedim. Kanka o ortak jacuzzi. O da işte o da o kadar. Ha, ortak jacuzzi ise sıkıntı. E tabi oğlum 25 metre net diyor. Bir de bu kare. Nereye? Kişi kaç metre kare? 25. Evet abi ortak jacuzzi yapmışlar bir tane hakikaten. Buraya herkes giriyor olabilir yani. Ace garanti mi? Arkadaşlar Ace nasıl olalım? Orada öyle bulaşmaz tamam mı? Yok yani... ya dediğim gibi bak benim aradığım bir daha söylüyorum. Aynen böyle bir bu tarz havuzlu bir ev. Şöyle 4-5 kişi gidebileceğimiz kadınlı erkekli kimsenin rahatsız olmayacağı bir şekilde gidebileceğimiz bir ev olsa daha güzel olur gibi değil mi? Bunda en fikiriz. Harbi biz de Türk usulü hattabı hamamda yapalım. O da mantıklı, hamamı da kendine ayırman gerekir Emir yani şimdi hattab. O da zaten aynı para. Yani evet. Tellaklı hamam hattabı. Güzel fikir aslında ama... Oğlum tellak böyle sırtımızı şey yapıyor.
Arkadaşlar ben de seviyorum. Orada. Ne yapıyoruz doğru. Orada? Bir de ben tellaklardan korkuyorum. Evet ya bak Erva doğru söylüyor. Sezon sonuna bakılırsa net daha uygun olur. Tamam o zaman bu ayı es geçelim net bir şekilde atlatıp için ama siz böyle her dönem bakın. Emir düzenli olarak bak tamam mı böyle? Ben de gelirsem ve senin bir kişi... Allah Allah Erhan abinin tekliflerine bakar mısın? Sen sürersin uçağı olur falan. Tempuran Twitch Prime ile Erhan'ım hoş geldin canım benim sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum Twitch Prime'ını kullanıp desteklediğin için. Ayvız boylar çok sevgili Tempuran için chatte buyursunlar. Evet hamamda kamera buhar olur doğru oraya elektronik şeyler çok çok sokamazsın bir de mesela. Başka var mı link atmak isteyen? Bir Ayvız boylarımızı alalım bu arada arkadaşlar yepyeni taptaze abone la. Şşş alo. Alp'in havlusunu çektim çok riskli oldu. Ben hamama gidersem mayo ile giderim bu arada. Mayo ile giderim yani. Allah kurtarsın. Bizim bulduğumuz şu. At bakayım. Aynen sizin bugün şöyle bir bulduklarınızı atsanıza. Böyle bir yerimiz var. Aa. Gayet güzel. Aa bir sürü de yatağı. Aa çok iyi. Beylikdüzü'nde. Allah'ım Berkay mı buldu bunu? Yok yok. Ben de beraber bakmıştık da. Şimdi bir dakika. Mesela işte, bu günlük bu kadar değil mi? Günlük 1700 bunun. Aylığı 1500'müş. Günlük 1700. Aga bizi 2 güne 1700'e yapamazlar mı ya? 2 güne 1700'e yapmazlar. Bir de aynı zamanda Sapanca'ya da hizmet veriyorlarmış. Sapanca'daki yerlerine de bir sorsana. Belki orada daha ucuzdur. Onu sordunuz mu? Bak açık bak. Farklı farklı villaları var. Bunların hepsinin farklı farklı villaları var ya. Anladım. Bir baksaydın keşke de. İnterneti daha var mı buraların? Var var. Oha konaklama sürecinde ücretsiz temizlikçi hizmeti mi? Wow. Onu at mesela. Abi bak onu çıkar. 1700'e sar bize bunu ya. Abi. Salınacak çocuk oyun alanı. Sal. Çocuk yok onu da saldım. Efendime söyleyeyim. Ama güzelmiş hakikaten. Burayı beğendim. Aaa. Ulan Koray'ın dediği az da olsa minik küçük influencerlığımızı kullanabilir miyiz böyle yerlerde? Hakikaten ha. Hiç onu düşünmedik. Aaa. Emir. O işte mesela bungalovlarda falan yer gibi. Bunlarda değil de. Ya belli olmaz kardeşim. Chat'te falan şey yaparız işte. Aa çok güzel yermiş. Hemen büyük annemi alıp gelmeliyim buraya 5 günlüğüne falan. Chat yapmaz mıyız? Bak bir şu var Alp. Ama bunun fiyata bak şimdi. Hangisi at bakayım. Kesin güzel attım. Bir şey atacak şerefsin. Bu arada hakikaten ha YouTube'a da atarız. YouTube'da da sağlam izlenir hattap diye düşünüyorum yani. Baktım. Ben bir alet olup ne? Ben ne? Yalandan ararız sonra. Evet evet. He, a 850 lira diyor lan. Aa. Ha 850 lira diyor işte. Bir dakika 850 liradan başlayan fiyatlarla diyor. 850 liraya ya. Herhalde bir sene kalırsan falan mı 850 lira? Ay çok. O günlüğü 3000 liraymış. He ne? He ne yazıyor? Oğlum çok da güzelmiş işte ya. Bir tek şu ev bir tık sıkıntı olabilir ama onun dışında çok iyi. Konak İlmiye. Bunun var ya manzarası, ay göl manzarası var. Bu çok tatlı işte ya. Bu hakikaten bak bu çok güzel ya. Ve tam 26-27'sinde de boş yeri var bunun. Yapma. 26-27 aynen. 26-27 günlüğü 3000 liradan 6000 lira mı istiyor yani? Öyle bir şey istiyor evet. E bu ne? A bu ne? Bu ne? Emir? Neyi göremiyorum ki? Neyi, 500 lira ne diyor 500 lira. Oğlum. Ya onlar 500'den başlayan fiyatlı diyor. Bunların havuzu yok galiba zaten. Sen arıyorsun onları. He. Bu bungalov evler çok tatlı ama yan yana bir sürü bungalov var. Şimdi bunu niçin kullanasın ki yani? Neyse ya ama çok canım sıkıldı. Kanka bungalovlar böyle kalabalık için değil bence. Bence de bence de. Kesinlikle şunlar da daha iyi. Romantik. Evet bunlar biraz doğru. Maksimum bungalov 2 kişilik yani. Erhan abi evet, ne atmış bakayım. 4 kişilik bungalov da var. Aa, ama yer yoktu onlarda. Nerede bu? Aydın'da. Hayır şey olarak ama. Biz buradan Aydın'a peki. Şimdi öncelikle bir kere bunlar çok yan yana.
O bir tık dezavantaj. Havuzu mavuzu güzel. Ev gayet güzel. Manzara çok güzel. 1200 lira. Bu da muhtemelen günlük Aynı kiralar. uzak bu arada. Boş olduğu tarihler bunlar. Bu 1200 değildi bu Eylül, arada. Ekim, Kasım ayları full müsait. Günlük kiralık villamızın bazı özellikleri şöyledir falan. Önemli not, ha. Minimum 5 günlük kiraya veriliyormuş. Abi bak gördün mü mesela 5 Yes. günlük 6000 lira şey yapacak. Günlük kira bedeli 1200 TL diyor. Ha, orada yazıyor zaten. İlk gün girişten tüm ücret peşin al. Ne? Ha. Abi yok ya, bu çok can sıkıcı bir durum haline geldi. Kendimiz boşuna geriyoruz yani. Bunu bir bakacağız, yapacak bir şey yok. Ya bakacağız ya da tanıdık kişi olacak. En rahatı o şekilde olur yani. Yoksa dediğim gibi bir şekilde bakarız, bakarız, bakarız. Artemis'cim hoş geldin. Didim dersen ayarlarım sana mı? Nasıl ayarlayacaksın abim? Bir de Didim neresi oluyor tam olarak? Bir de buradan nasıl gideriz? Yalnız şunu gördüm. Bilmiyorum aranızda tatil planı yapan var mı ama mesela geçen sene Eylül-Ekim aylarında tatile gidilebiliyordu ve çok kelepir oluyordu. Aşırı kelepir oluyordu. Şimdi bu sene Eylül-Ekim ayındaki otel fiyatlarını bir görün var ya, çıldırırsınız arkadaşlar. Acayip pahalanmış. Artık herhalde insanlar sezonda değil, daha ucuz olsun diye ya da koronadan dolayı sezon sonrasına bırakıyor tatilleri. O yüzden tüm oteller, tüm her şeyler çok pahalı. Ben çünkü şeyi Kanka. düşünmüştüm. Eylül'de veya Ekim'de giderim ben kendi bu sene planladığım bu 5 günlük tatilime diye. İşte Burcu ile beraber falan. Eylül-Ekim ayında fiyatlar çok az düşüyor yani. Bence o koronadan dolayı. Ya evet de o zaman ne yapacağız yani? Parası olan gidecek yine. Aga be. Aga be. Hani mesela sizin şu anda bu baktığımız günlük ev kiraları var ya. Yani 2 günlük kirayı ona vereceğine 5 günlük tatil yapıyorsun Bodrum'da, anladın mı? Yani bana da o çok saçma geliyor işte. Bilmiyorum. Ev olayı iyiymiş vallahi yani, böyle kiralama. Bu sene gelmeyeceğim zaten mi? Aşıdan dolayı mı abi? Yoksa zaten burada çok fazla hastalık var diye mi? Her türlü mantıklı karar. Benim dediğimde yazlık var ama villa değil. Ben Kuşadası'na gideceğim Temmuz'da. Heyecanlıyım ama yayın izleyemeyeceğim. Olsun canım. Adalarda festivaller oluyor. Festival sonrası hem uygun oluyor hem kalabalık olmuyor. Adalar dediğin Kranyum bizim İstanbul'daki adalardan bahsediyorsun değil mi? Dilara tam olarak öyle değil canım benim. Villa olması, yani müstakil olması lazım yani. Yok İspanya gideceğim, Ruslar oraya mı kaçmış? Hayda. Emir bak git takıl Geleyim lan. mi? Abi git takıl sen de. İspanya'ya Deniz alın. abi geleyim mi? Severiz ya Buenos Aires. Çanakkale mi? Oralar. Ama bak o da olabilir, Kranyum. Dediğim gibi araştırmalarımız sürer abi. Bu konuyu daha fazla uzatmıyorum çünkü yok yani. Boşuna Yok, bakıp can çok sıkmayalım. zor. Olursa biz zaten patlatırız hatta. Bu sonuçta dediğim gibi söz verdik. İlla yapılacak yani, hangi gün olursa olsun. O zaman